MS Build'la yapım sürecini özelleştirme. Bu derste şekildeki solution dosyasıyla çalışılacaktır. Bu proje basit bir VPF uygulamasını içermektedir ve bu uygulama için birkaç farklı derleme seçeneği ayarlanacaktır. Tool menüden Options komutuna tıklayın. Açılan penceredeki Project and Solution seçeneği içinde bulunan General öğesine tıklayın. Visual Studio'da bir yapı oluşturduğunuzda bu yapı sürecinin sonuçlarını bu çıktı penceresinde görüntüleyebilir. Bu çıktı penceresini görüntülemek için Show Output Window When Build Starts seçeneğini aktif hale getirin. Bu pencereye yığılacak bilgiyi kontrol edebilirsiniz. Bunun için Build and Run öğesine tıklayın. Buradaki Output Açılır listesiyle pencerede görüntülenecek bilgiyi ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak bu değer minimal düzeydedir. Burada Diagnostic seçtiğinizde pencerede bir sürü bilgi görüntülenir. Minimal'ı seçin ve OK düğmesine tıklayın. F6 tuşuna basarak uygulamayı derleyin. Output penceresinde derleme ile ilgili birkaç satır bilgi çıkacaktır. Şimdi açılır listeden Diagnostic seçeneğini seçin ve tekrar uygulamayı derleyin. Derleme işlemi sonucunda bilgisayar ve ortam hakkında bilgiler ve daha birçok ayrıntıyı içeren birçok satır görüntülenecektir. Bu seçeneği tekrar minimale getirin. Şimdi Properties bölümünü açın. Buradaki Build alanına tıklayarak yapım süreciyle ilgili bazı denetimler yapılacaktır. Configuration alanından Debug seçeneğini seçin. Bu ekranla debug işlemi yapılırken neler olduğunu kontrol edebilirsiniz. Ayarları ve çıkış klasörlerini değiştirebilirsiniz. Release'i seçtiğinizde ise yayınlanacak dosyanın hangi klasöre oluşturulacağı gibi denetimleri değiştirebilirsiniz. MS Build Exe uygulamanızı oluşturmakta sorumlu araçtır ve kendi talimatları için bir XML skripti kullanır. Yapı skripti talimatları bir XML dosyasında kaydedilir ve bunlar proje klasörünüzde gizlenir. Bu dosyayı görmek için proje adına sağ tıklayın ve açılan menüden Open Folder in Windows Explorer komutunu seçin. Proje klasörü görüntülenecektir. Burada CS proje uzantısında bir dosya bulunmaktadır. Bu dosya Visual Studio'da projeyi açtığınız zaman neyin yükleneceği konusunda Visual Studio'ya verilen talimattır. Fakat aynı zamanda bu dosyanın içinde MS Build için yapı talimatları vardır. Bunun üzerine sağ tıklayıp bilgisayarınızda bulunan bir editörle düzenlemeyi seçtiğinizde bu dosyanın bir XML dosyasından başka bir şey olmadığını göreceksiniz. Visual Studio'ya geri dönün. Proje adına sağ tıklayın ve Unload Project komutuna tıklayarak projeyi kaldırın. Proje adına sağ tıklayın ve Edit Custom Build Process komutunu seçin. XML dosyası içinde eklenecek referanslar, derlenmesi gereken ayrı dosyalar gibi tüm bilgiler yer almaktadır. Şimdi proje adına sağ tıklayın ve Reload Project komutuna tıklayın. Properties seçeneğine tıklayın ve açılan pencereden Build Events seçeneğine tıklayın. Yapılandırma öncesindeki yapılacakları ayarlamak için Pre-Build alanına şekildeki kod satırını yazın. Buradaki ilk satırla Build Demo adındaki klasör kaldırılacak ve ikinci satırla da aynı adlı klasör oluşturulacaktır. Şimdi F6 tuşuna basarak uygulamayı derleyin. Proje adına sağ tıklayıp derlemenin yapıldığı klasörü açtığınızda debug klasörü içinde Build Demo klasörünün oluşturulduğunu görebilirsiniz. App Config Test dosyasını buraya kopyalamak için Visual Studio'ya geri dönün. Assessed içinde bulunan TXT dosyasını açın ve kod satırını kopyalayarak Post Build alanına ekleyin. Bu satır App Config Test dosyasını belirten klasöre taşıyacaktır. F6 tuşuna basarak uygulamayı derleyin. Proje adına sağ tıklayıp klasörde Göster komutuna tıklayın. Buradan Build Demo klasörünü açtığınızda Config dosyasının burada oluşturulduğunu görebilirsiniz.